Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz yarım yelpaze örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istedim. Özellikle çeyizlik yeleklerde ve yazlık hırka ve kazaklarda rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Bakıldığında çok zormuş gibi görünüyor. Fakat yaparken göreceksiniz, çok da zor değil. Çöp modelimizin arka yüzünün görüntüsüne de bir bakalım. Şimdi modelimizin ilmek sayılarından bahsetmem gerekirse şöyle bakın, bir model ve ara model dahil 15 ilmekten oluşuyor. Yani 15, 15, 15 olarak ilmeklerimizi atıyoruz. En sona geldiğimizde de son bir ara model koymak için 5 ilmek daha ilave ediyoruz. Her iki başa bırakmak için birer tane de kenar ilmeği ilave edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim. Modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Şimdi ilmeklerimizi atarak modelimize başlıyoruz. Dediğim gibi 15 ve 15'in katları olarak ilmeklerimizi atalım. Şimdi bakın 30 tane ilmek attım. 15 artı 15 iki model için. Siz de bu şekilde 15-15 ilmekleri attıktan sonra 5 ilmek ilave ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Her iki başa bırakmak için de 2 tane kenar ilmeği. İlmeklerimi bu şekilde tamamladım. Şimdi ben lastik örmeden direkt modele başlamak istiyorum. Fakat öncesinde bir sıra ters olarak öreyim. Modelimize bir hazırlık olsun. Sizler de buraya istediğiniz herhangi bir lastik modelini yapabilirsiniz. Şimdi ördüğüm sırayı lastiğimizin son sırası olarak farz edebilirsiniz. Ön yüze geldiğimizde ön yüzde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bu sıramı ters örgü olarak tamamlayıp geliyorum hemen. İlk sıramı ters örgü olarak tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzünde modelimi kurmaya başlıyorum. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters olarak ördüm. Sıradaki iki ilmeği ikisini birlikte şişime aldım ve birlikte ters ördüm. Bir ilmek doladım. Bir, iki ilmek ters ördüm. Buraya kadar ara modelimizdi. Şimdi modelin kendisini yapmak için 4 ilmek düz. 1, 2, 3 ve 4. Ara modelden sonra 4 ilmek düz olarak ördüm. Şişime bir kez 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü bakın sola doğru çeviriyorum. Sola doğru yatık olmasını istediğim için. İlmeğimi attım. 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Devamına 4 tane düz ilmek. 1, 2, 3 ve 4. Buraya ilk modelimizi kurmuş olduk. Şimdi ara modeli yapmak için şu, bakın burada ara modelimiz var. 5 ilmekten oluşan. 1 ilmek ters olarak örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği ikisini birlikte şişime aldım. Birlikte ters olarak topladım. Bir doladım. Bir, iki ilmek ters ördüm. Bu 5 ilmek ara modelimiz için. Şimdi yine 4 ilmek düz. 1, 2, 3 ve 4. İkinci modelimize başladık. Bir doladım. İki ilmeğimin yönünü çevirdim. Sola doğru kestim. Dört ilmek düz. Bir, iki, üç ve dört. İkinci modelimi de buraya uygulamış oldum. Şimdi kenarda kalan ilmeklerimize de ara modelimizi yapacağız. Dört tane düz ilmeğin devamına bir ilmek ters ördüm. İki ilmeği birlikte şişime aldım ve ters ördüm. Bir doladım. Bir, iki ilmek ters ördüm. Bir de kenar ilmeğimi düz örerek
sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzde ilk kurulum sırasını tamamlamış olduk. Şimdi örgümüzün arkasına geldiğimizde sıraya başlarken yine kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım. Kenar ilmeğin devamındaki ilmeği düz olarak ördüm. Bir kenar ilmeği, bir düz ilmek. Sırada bakın bu doladığım ilmek ve önündeki ilmeği ikisini birlikte ters olarak topluyorum. Bir ilmek doladım, bir ilmek ters ördüm. Bir tane daha düz ilmek ördüm. Buraya kadar ara modelimizin arka tarafını örmüş olduk. Şimdi burada modelin kendisi olan 10 tane ilmeğimiz var. Bunları ters olarak örüyorum. Sayalım 3, 4, 5. Doladığım ilmeği de ters örüyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Modelin arka tarafına gelen kısımda 10 tane ters ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi tekrar ortadaki şu ara modelimize geldik. Bunun için bir ilmek düz örüyorum. Bu ilmekle doladığım ilmeği ikisini birlikte ters olarak ördüm. Bir doladım, bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bu da ortadaki ara modelimiz. Şimdi tekrar yelpaze modelini yaptığımız 10 tane ilmeğimizi ters olarak örelim. Doladığım ilmeği de ters olarak örüyorum. Sayalım 1. Düzden sonraki ilmekler 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane ilmeği ters ördük. Şimdi yine aradaki modelimize geldik. Bir düz, doladığım ilmek ve önündeki ilmek ikisini birlikte ters. Bir ilmek doluyorum, bir ilmek ters örüyorum. Bir düz ilmek. Bu da kenar ilmeğimiz. Onu da düz ördüm. Sıramı tamamladım. Çevirdim. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki ilmeği ters ördüm. Şimdi yine bu doladığım ilmek ve önündeki ilmeği ikisini birlikte ters ördüm. Bu kenar modelimiz sürekli aynı şekilde ilerliyor. İkisini birlikte ters ördüm, bir doladım, bir ters ördüm. Burada bir tersim daha var, onu da ters ördüm. Bakın, kenar ilmeğimiz burada oluştu. Burası sürekli bu şekilde ilerleyecek. Şimdi yelpaze modeli yaptığımız yere geldik. Bir önceki sırada 4 ilmeği düz örüp 1 ilmek dolamıştık. Şimdi doladığımız ilmeği de buraya ilave ediyoruz. 5 tane düz ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. Doladığım ilmekle birlikte 5 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Şimdi 2 ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru kesiyorum. Burada da ikinci ajurumuz oluşmuş oldu. 3 tane düz ilmeğim kaldı. Bu 3 düz ilmeği yine düz olarak ördüm. Şu düz ilmeklerimiz yelpaze modelimizi oluşturacak. Ara modele geldiğimde bir ters ördüm. Doladığım ilmekle birlikte 2 ilmeği ters örüyorum. Bir doluyorum, bir ters örüyorum. Ve burada bir tane ters ilmeğim kaldı. Onu da ters ördüm. Bakın burası da ara modelimiz. Şimdi tekrar yelpaze modelimize geldik. 5 ilmek düz. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeği düz ördüm. Bir kez ilmek doladım. 2 ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru kestim. 3 tane düz ilmeğim kaldı. Onları düz olarak ördüm. Ara modelimizin kenarda olan kısmına geldik. Bir ters. Bu ilmekle doladığım ilmeği birlikte ters ördüm. Bir ilmek doladım. Ve buraya iki tane ters ilmek örüp bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arkasına geldiğimizde bir önceki sırada yaptığımız işlemleri tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım.
Bakın bir tane düz ilmeğim var. Bunu düz ördüm. Bu doladığım ilmekle önündeki ilmeği birlikte alıyorum ve ters örüyorum. Bir ilmek eksiltip bir ilmek atıyorum. Hemen yanına bir ters ve bir düz ilmek. 10 tane ilmeği ters olarak örelim. Bu arka tarafı da birlikte yapalım. Bundan sonraki arka sıralar sürekli aynı şekilde örüldüğü için arka sıraları göstermeden devam ederim. Bir düz, doladığım ilmek ve önündeki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir doladım, bir ters ördüm ve bir düz ördüm. Şimdi yine 10 tane ilmeği ters olarak örüyorum. On ilmeğimi ters ördüm. Ara modele geldiğimde bir düz, iki ilmeği birlikte ters, bir dolayıp bir ters ördüm. Bir düz ve bir kenar ilmeği örerek sıramı tamamladım. Bakın arka tarafımız bu şekilde sürekli devam edecek. Sadece artık bundan sonrasında örgümüzün ön yüzünde çekim yapacağım. Arka tarafı kendim telefonun videosunu kapatarak devam edeceğim. Şimdi ön yüzde yeni sıramıza başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki ilmeği ters ördüm. Doladığım ilmek ve yanındaki ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir dolayıp iki tane ilmeği ters örüyorum. Buraya kadar alttan gelen modelimiz. Şimdi bu ajurlu ilmeğe kadar düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bakın 6'ya çıktı. İlmeklerimiz 4 ilmekle başlamıştık. Şimdi bir ilmek doluyorum ve sıradaki 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 2 tane düz ilmeğim kaldı. Bunları düz ördüm. Her seferinde buradaki ilmeklerimiz artarken buradakiler eksiliyor. Ara modelimi yapalım. Bir ters, iki ilmeği birlikte ters ördüm, bir doladım ve yine iki tane ters ilmek. Ara modelimizi yine buraya oluşturmuş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm, bir doladım, iki ilmeğin yönünü çevirip sola yatacak şekilde kestim. 2 ilmek düz ve buraya ara modelimi yapıyorum. Bir ters, 2 ilmeği birlikte ters, bir doladım ve yine 2 ters, bir de kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Sıramın sonunda örgümün görüntüsü. Arka tarafta önceki sıralarda yaptığımız işlemleri tekrar edelim. Ön yüze sıranın başına gelelim. Arka tarafı ördüm. Ön yüze sıramın başına geldim. Bakın ajurlarımız 1, 2, 3 tane oldu. Şimdi 4. ajurumuzu yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters ördüm. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Bir doladım. 2 ilmek ters ördüm. Şimdi ortadaki modele geldiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her sırada bakın bu taraftaki düz ilmeklerimiz artıyor. 7 tane ilmeği düz ördük. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru kestim. Bir tane düz ilmeğim kaldı. Onu da düz ördüm. Aynı şekilde devam edelim. Bir ters. 2 ilmeği birlikte ters. Bir doluyoruz. Ve 2 tane ters ilmek. Ara modelimiz de artık ortaya çıktı bakın. Şimdi yine buraya da önceki modeli uygulayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz. Bir doluyoruz. 2 ilmeğin yönünü çevirip sola yatacak şekilde kesiyoruz. Bir tane düz ilmek. Yine ara modelimizi yapalım. Bir ters, 2 ilmeği birlikte ters. Bir doluyoruz.
ve 2 ters. Kenar ilmeğimizi de örelim, sıramızı tamamlayalım. Arka tarafta yine ilmeklerimizi bir önceki sıralarda yaptığımız gibi örerek ön yüze sıranın başına gelelim. Ön yüzdeyiz, sıranın başındayız tekrar. 1, 2, 3, 4 tane ajurumuz oldu. Şimdi artık bu sırada son ajurumuzu oluşturalım. Kenar ilmeği bir ters ilmek, 2 ilmeği birlikte ters, 1 doluyoruz ve 2 ters. Ara modelimizi tamamladım. Şimdi bakın ajurlu kısma geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ilmeği düz olarak ördüm. 1 ilmek doladım. 2 ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru kestim. Son kesme işlemimizi yaptık. Bakın buradaki düz ilmeklerimiz de bitti. Görüntümüz bu şekilde. Devam edelim. 1 ters, 2 ilmeği birlikte ters, 1 doluyoruz ve yine 2 tane ters ilmek. Ara modelimizi de yaptık. Şimdi burada yaptığımız işlemi buraya da uygulayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeği düz olarak ördüm. 1 doladım. 2 ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru kesiyorum. Yine 1 ters, 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 1 dolayıp 2 ilmek ters örüyorum ve 1 kenar ilmeği. Sıramızı tamamladım. Şimdi arka tarafta yine aynı işlemleri yapalım. Ön yüze sıranın başına gelelim. Şimdi örgünün ön yüzüne geldik. Bu öreceğimiz sırayla ilk modelimizi tamamlıyoruz. Yeni modelimize de başlıyoruz. İlk modelin son sırası, yeni modelin de ilk sırası bu sırada oluşuyor. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters ördüm. Yine iki ilmeği birlikte ters örüp bir doluyorum ve iki ilmek ters. Ara modelimi daha önce yaptığım gibi buraya ördüm. Şimdi buraya geldiğimizde modele ismini veren yelpaze modelini yapıyoruz. İpimi örgümün arkasına aldım. Bakın şimdi burada almadan önce şöyle anlatayım kısaca. Burada görünen her bir ajurdan ilmek çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ajurumuz var. 5 tane ilmek çıkartacağız. İpimi örgümün arkasına alıyorum. En alttan başlayarak burada ilk ajurdan batarak ilk ilmeğimi çekiyorum. Ve uzatıyorum. Bu birinci ilmeğimizdi. Şimdi bir üstteki ajurdan ikinci ilmeğimi çektim. Şöyle parmağımla tutuyorum ki hepsi aynı boy olsun. Bir üstteki ajurdan üçüncü ilmeğimi çektim. Dördüncü kez ve son ajurdan beşinci ilmeğimi çektim. Bakın beş tane uzunca ilmeğim oldu. Bu uzun ilmekleri sol şişime dikkatlice bıraktım. Alttaki ilmeklerle karıştırmamak için parmağımı bakın bu şekilde bıraktım. Ve bir kez ilmeklerimi düz olarak ördüm. İlmeklerimi şişten çıkardım. Hafifçe sıkılaştırıp bu ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm. Bakın ilk modelimiz oluştu. Şimdi burada kalan ilmek fazlalık oldu. Bunu altındaki ilmekle birleştiriyorum ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Ki fazlalık ilmeğimiz olmasın. Bunu sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmek düz ördüm. 1 doladım. 2 ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru kestim. 1, 2, 3, 4. 4 tane de düz ilmek ördüm. Bakın burada ne yapmış olduk? Hem ilk modelimizi tamamladık. Hem de yeni modelimize başlamış olduk. Ara modeli örelim. Bir ters, iki ilmeği birlikte ters, doluyoruz ve iki tane ters. Burada yaptığımız işlemi şöyle elimizle düzeltebiliriz. Şöyle altına sokalım.
Siz yaparken daha düzgün olacaktır. Çekim yaparken masanın üstünde çok düzgün olmayabiliyor. Şimdi burada yaptığım işlemi ikinci kez ikinci modelime de uyguluyorum. İpi örgümün arkasına aldım. Bakın ilk ajurdan batıyorum. Alttan ilk ajurdan battım ve bir ilmek çektim. Ne çok uzun ne çok kısa. Bir üstteki ajurdan ikinci ilmeğimi, üçüncü ajurdan üçüncü ilmeğimi aldım. Dördüncü ve en üstten beşinci ajurdan son kez son ilmeğimi de aldım. Toplam 5 tane ilmek çıkarmış oldum. Bu ilmekleri önce sol şişime bıraktım ve hepsini düz olarak ördüm. İlmeklerimi şişimden alıyorum ve bir kez bu ilmeği düz olarak örüyorum. Tek olarak sol şişimin üzerine bırakıp bu sefer yanındaki ilmekle birleştirip birlikte düz örüyorum. Birinci ilmeğim oldu. 2, 3, 4 tane ilmeği düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru birlikte kestim. Bakın yeni modelimize de başlamış olduk. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmeği de düz olarak ördüm. Bakın ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Şimdi buraya kenara ara modelimizi de yapalım. Bir ters, 2 ilmek birlikte ters, bir doladım, 2 ters ve bir düz. Şimdi ilk modelimizi tamamlamış olduk. İkinci modelimize de başlamış olduk. Bundan sonrasında model yukarıya doğru ilerlerken sürekli aynı şekilde devam edecek. Şimdi arkada yine bütün ilmekleri daha önceki sıralarda yaptığımız gibi örerek ön yüze sıranın başına gelelim. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Hemen ikinci ajuru da birlikte yapalım. Kafa karışıklığı olmasın. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ters, iki ilmeği birlikte ters, bir dolayıp yine iki ilmek ters olarak ördüm. Bakın burada yeni modele başladık. Bir önceki sırada 4 ilmek örerek ajuru yapmıştım. Şimdi 5 ilmek. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek düz ördüm, bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü çevirdim. Sola doğru kestim. Alt sıralarda yaptığımız işlemleri tekrar ediyoruz. 1, 2, 3 ilmek düz. Ara modelimi yapıyorum buraya. Yine modelle olan kısma geldiğimde 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek ördüm, bir doladım. 2 ilmeği sola doğru kestim. 1, 2, 3 tane ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi bu şekilde 5 ajur olana kadar yine örmeye devam edelim. Devamında görüşelim. İkinci modelim için 5'er ajur olana kadar ördüm yine. 1, 2, 3, 4, 5. Bu aşamaya geldiğimizde tekrar yeni modelimizi oluşturuyoruz. Önce ara modeli yapalım kenara. Şimdi model uygulayacağımız yere geldiğimizde yine ilk birinci ajurdan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek çekiyoruz. İpimi örgümün arkasına aldım. İlk en alttakinden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimi çektim. Sol şişimin üzerine bırakıyorum çıkardığım ilmeklerimi. Hepsini birlikte bir kez düz olarak örüyorum. Hafifçe sıkılaştırıp bu ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm. Şimdi bu ilmeği sol şişime alıyorum
Yanındaki ilmekle birleştirip bir kez daha düz örüyorum. Bu ilk ilmeğim oldu. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmeği düz olarak ördüm. Burada ne yapıyorduk? Yeni modele başlıyorduk. 4 ilmeğin devamına bir ilmek doluyoruz. 2 ilmeğin yönünü çevirip sola doğru kesiyoruz. Kalan 1, 2, 3, 4 ilmeği de düz olarak ördüm. Düzeltelim. Bakın ikinci modelimizi de yapmış olduk. Şimdi aynı işlemi diğerine de yapıp geliyorum hemen. İkinci modelimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Şu arka tarafına da bakalım. Gördüğünüz gibi yapılması çok zor değil. Ama çok şık, çok gösterişli duran bir örgü modeli. Umarım sevmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.